Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Sıfırdan dil bilgisi kampında Yine karşınızdayız sıfırdan zirveye adeta Kampın diğer alt başlığı Bugün 8. gün arkadaşlar zarfı konuşacağız Ben saçı başı dağıtmış durumdayım gördüğünüz üzere Çünkü abi Rüştü Hoca Edebiyat Anlatıyor kanalı var Oraya 65 gün ayet edebiyat videoları Çekiyorum bir yandan tabii ki Burada devam ediyoruz TET kampları devam ediyor e bir tarafta LGS kanalı açtım arkadaşlar biliyorsunuz. Rüştü Hoca ile LGS Türkçe kanalım hayırlı uğurlu olsun. Birkaç gün oldu 4-5 gün oldu 700-800 kişi olduk ki yavaş yavaş orası da büyümeye devam ediyor. Oraya da her gün video atıyorum arkadaşlar sekmeden Doğal olarak tam 3 kanala video at. 4-5 tane Instagram hesabını yönetmeye çalış derken derken e bir tarafta 40'tan fazla kitap edebiyat kitapları dil bilgisi paragraf denemeler derken yani kendim böyle bir 80'e falan bölmüş durumdayım. O yüzden bu saçın başın dağılmasının nedeni o. Saçı başı yapıyorum aslında ama her tarafta bir 150 watt'lık ışıklar olunca wattlış. 150 watt'lık ışıklar olunca burası alev alev hocam. Öyle böyle değil. Doğal olarak vantilatör, mantilatör hak gelir. Bak normalde ben bunun tuşuna bastım. Vallahi çalışmıyor. Gitti abi bozuldu bu. Bu bozuldu bu. Bak. Vurunca çalışıyor. Bak çok garip ya. O da azıcık diyor. O kadar. Bak çalıştı. Valla tuşuna basılı bu bak. Arkadan tuşuna basılı. Hiç oynamıyorum tuşuyla. Tuşuna basılı. Şu an her şey yolunda bak. Müthiş. Çok iyi gidiyor. <laughs> ne oluyor hocam böyle? Çok iyi gidiyor. Ama şuraya koyar koymaz ops tekrar duruyor. Bir yandan bunu böyle kameraya tut soğumasın. Bir yandan kendime tut terlemeyin falan derken. Saçı başı dağıtmış bir halde 8. günde karşınızdayım. E o zaman haydi hocam çok uzattın. Başlıyor. Evet konumuz karşımızda. Zarf diğer adıyla belirteç. ÖSM sever ama seviyor sadece yani. Ara ara böyle şıklara katıyor. Tek başına merkeze almadı ama aldığı an işte tehlike çanlarını çaldıracak konu. Diğer adıyla belirteç. Ya zarf en basit konu bence. Ben sana söyleyeyim. Bu sözcük türleri içerisinde isim, sıfat, zamir, zarf, bağlı isim, eylem içerisinde en basit konu bence kesinlikle zarf arkadaşlar. Net. Sorusu belli, nerede olacağı belli. Kendi halinde evden işe, işten eve. Bu kadar net. Bitti. Hızlı koştu diyor. Eylemi gördüm. Hemen kalemin rengi değişsin. Kırmızı ile kırmızı olmaz. Koştu. Nasıl koştu hızlı. Eyleme sorduğum nasıl sorusunun cevabı zarfı verir. Koştu. Nasıl koştu hızlı. Zarftı bu. Ne kadar hızlı? Çok hızlı. Ha, bu sefer de zarfa sor... Bu el burada kaldıysa bunu bir indireyim Bu sefer de zarfa soruyorsunuz. Az önce eyleme sormuştunuz. Eylem. E şimdi zarfa sorduk. Çok burada zarf. Zaman gelecek miktar zarfı diyeceğiz. Zaman gelecek buradaki hızlı ya durum zarfı diyeceğiz. Hızlı koşarak arak erek zarf fiil ekidir. Yani koşarak bir eylemsidir. Eylemsiye sordum nasıl koşarak hızlı? Hmm, eylemsiye sorduğum zaman da sorunun cevabı beni bariz bir şekilde neye götürecek? Tabii ki zarfa götürecek. En hızlı sporcu diyor. Sporcu isim. Nasıl sporcu? Hızlı sporcu. Burada hızlı sıfat. Az önce zarftı çünkü eyleme eylemsiye geliyordu. Şimdi isme geldi. O zaman sıfat sıfata soruyorum. Ne kadar hızlı? En hızlı. Ha, burada da sıfata sordum. Yani ben zarfı bulmak için zaman zaman eyleme, zaman zaman eylemsiye, zaman zaman zarfa, zaman zaman da sıfata sorular soruyormuşum. Bunu lütfen cebinize koyun arkadaşlar. Çok çok önemli bir detay. Ama daha önemlisini söyleyeyim ben size. Sınavda Neredeyse %100 işimizin daha çok eylemle olduğunu unutmayın olur mu? Eylemi bulan, eyleme soruyu soran öğrencinin zarfı bulamama ihtimali yok arkadaşlar. Böyle bir ihtimal yok. İçiniz rahat olsun tamam? E o zaman haydi. Hemen notları bir daha hatırlatayım arkadaşlar sizlere. Şu an kullandığımız notlar benim Türkçe genel tekrarlarda kullandığım notlardı arkadaşlar. Zamanda genel tekrarlarda özellikle böyle ilmek ilmek okuduğum notlardı. O yüzden ben mesela burada arkadaşlar kullandığım PDF'i size attığımda siz orada çok detaylı bir PDF'e karşılaşıyorsunuz. Tabii ki burada konuştuklarımızla karşılaşıyorsunuz ama ek olarak da arkadaşlar onlarca örnek, onlarca dikkat ve taktik var. PDF'lerde haberiniz olsun onu söyleyeyim. Bu çok önemli bir tekrar notuydu. Çok çok işimize yaradı zamanında. Şimdi de tekrar gündeme geldi. Bu notlar can kurtarır, hayat kurtarır. Müthiş gidiyoruz. Sıfırdan almak için bunlara ihtiyacımız var. Şimdi durum zarfı için eyleme nasıl diye sormalısınız. Nasıl sorusunun cevabı. Onu görünce büyük bir mutlulukla gülüm. Nasıl gülümsemiş? Büyük bir mutlulukla. Durum zarfı. Sevdiği insanlardan bunları duyunca ağlayarak uzaklaştı diyor. Nasıl uzaklaşmış? Ağlayarak. E tamam hocam bu da durum zarfı. Sevgiyle yaklaştı. Ama karşılık bulamadı diyor. Nasıl yaklaşmış? Sevgiyle. Bu da çok bariz bir durum zarfıdır. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. E o zaman durum zarfının görüntüsü bu. Eyleme nasıl diye soracağım. Zaman zaman eylemsiye soracağım. Ama daha çok eylemle işimiz olacak. Nasıl sorusunu isme sorduğumuz zaman sıfatı e. Eyleme sorduğumuz zaman zarfı alıyoruz. Bunu lütfen unutmayınız. Burada herhangi bir standart yok. Yani durum zarfları şu 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 kelimelerle sınırlıdır. Bunlar sadece bunlar durum zarfıdır diyeceğimiz bir durum yok arkadaşlar. Yeter ki eyleme eylemseye nasıl sorun ve geçin olur mu? E yer yön zarfındayız. Yer yön zarfı. Nere sorusunun cevabı. Hocam o nereye olmasın. Evet nereye ama biz nerenin cevabını alıyoruz. Nereye dediğin zaman şuraya dersen yer yön zarfını almıyorsun ki. Şura. Ya yani ora bura aşağı yukarı falan demen lazım. Yani ek almaması lazım. Hemen bakalım. Onunla yukarıya doğru çıktık. Nereye çıktık? Yukarıya. E nereye diye sorduğum zaman yukarıya diye cevap veriyorum. Ama bu yer zarfı değil. Yukarıya derken buradaki a eki yönelme hal ekidir. Araya kaynaştırma y'si girmiş, kaynaştırma girmiş. A nereye? Yukarıya. Eve, okula yöneldim, gidiyorum. Yönelme hal eki isimdir hocam. Yönelme hal eki isme gelir. İsmin yönelme hali diyoruz nihayetinde. Doğal olarak zarf olamaz. Zarf yok. Yani en azından yer zarf yok. Aşağıdan gelenleri... Ah, dandem var. Yine yön zarfı yok. Geri gelin. Hah, nereye gelin hocam? Geri. Şimdi oldu. Bakın nereye desek de nere ifadesinin aslında cevabı. Geri. Evet yer yön zarfıdır. Herhangi bir ek almamıştır. Hep birlikte aşağı gidelim diyor. Gidelim nereye? Aşağı. Aşağı ifadesi de bariz bir şekilde arkadaşlar. Yer yön zarfı. Ankara'ya gelirken ne getireyim? Ankara'ya. Nereye Ankara'ya? Yönelme aleki var isim İleri çek de biz de buradan geçelim kardeşim diyor İleri çek nereye çek ileri Evet bu yer yön zarfıdır Yani yer yön zarfı aşağı yukarı ileri geri öte beri gibi Değil mi içeri dışarı gibi artık neyse Kelimelerle sınırlı yani 8-9 kelimeyle sınırlı Ama tekrar ediyorum Asla ek yok Asla ek almayacak Eksiz olacak Ve nere sorusunun adeta cevabı olacak Miktar zarfındayız. Azlık çokluk zarfındayız. Diğer adıyla ölçü zarfındayız. Bir diğer artımız nicelik zarfındayız arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Nicelik çok güzel bir detaydır. Çok sağlam bir detaydır. Azlık çokluk ve ölçü çok sık kullanılıyor. Nicelik zaman zaman tercih ediliyor sınavda. Bunu bilirseniz direkt derece yaparsınız. Bu tarz bir soruyla artistik yapmak adına çok çok değerli arkadaşlar. Devam. Zaten derece böyle geliyor arkadaşlar. Yani her şeyi biliyor Yani canavar gibi çat 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 çat. Küçücük saçma sapan bir ikinci at. Bir üçüncü at. Adam her şeye hakim. Her şeyi biliyor abi. Hazır ilk 10 bin yani net. Ama öyle saçma sapan ya nicelik neydi ya falan bir tane soru gitti yok. Binlerce kişi istediği yere ulaşamama. Doğal olarak bu tarz küçük artistikler direkt derece notlarıdır. Ne kadar sorusunu soracağız miktara. Az yediği için çok çalışması gerekti. Ne kadar çalışması gerekti? Çok çalışması gerekti. Miktar zarfı az yemek ne kadar yedi? Az yedi. Miktar zarfı bu. Buraya gelmek için epey yürüdü. Epey ifadesi bariz. En istekli öğrencinin o olduğunu biliyordum. Ne kadar istekli en. Ha bu da miktar zarfıdır. Derecelendirme zarfı diye de geçer. Unutmayın lütfen. Derecelendirme zarfı. Cepte kalsın lütfen. Normalden fazla konuştu. Bunu anlatmak için konuştu ne kadar? Normalden fazla. Yani illa tek bir kelime olması da gerekmezmiş. Az, çok, pek. Bunlarla da sınırlı değilmiş. Olması gerektiğinden fazla da tek başına yeterliymiş miktar zarfı olması için. Abi içiniz çok rahat olsun. Bakın arkadaşlar. Zarf konusu budur ya. Bitti ya bu kadar. Hiç moral bozmak yok. Hocam şöyle bir şey varmış. Yok abi. Bunun dışında şu anlattığımız dışında bir tane artı bilgi göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Ne anlattıysak o. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Sınavda da karşınıza mutlaka bu bilgiler gelecek. Ha zarf tekrar ediyorum. Tek başına soru olma ihtimali düşük bir konudur. Seçeneklerde gelme ihtimali çok yüksektir. Tamam. Oba zaman zarfındayız. Ne zaman sorusunun cevabı. Bugün bize gelecek yarın da kendi evine gider. Ne zaman gider yarın ne zaman gelecek bugün. Bitti abi bu. Ne zaman sorusunun cevabı. Önümüzdeki yıl bu olaylar biter diyor. Ne zaman? Önümüzdeki yıl. Eyvallah. Bu olayı her sabah yaşıyorum. Ne zaman? Her sabah. Eyvallah. Ödevini bitirir bitirmez yanına gelir diyor. Yanınıza gelir. Bitirir bitirmez. Eyvallah. Sabah şiirlerinde çok sık geçiyor. Oba durdum. Şiirlerinde geçen ne? Sabah. Yani burada isim olarak kullanılmış bu. Şiirlerini sabah yazar deseydi ha buradaki sabahı kabul edebilirdim. Ama sabah geçiyor bu sözcük geçiyor diyor. Sabah sözcüğünden bahsediyor. Zamandan bahsetmiyor. Sabah gelir sabah gider sabah konuşur demiyor abi zaman değil bu. Doğal olarak lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. E geldik soru zarfına. Soruya vereceğiniz cevap mutlaka zarf olmalı. Cevap veriyorum cevabım zarf oluyor. Peki soru cümlesi olması şart mı? Hayır abi değil. Ne zaman geldiğini öğrendim. Bu bir soru cümlesi değil ama ne zaman soru zarfıdır. Unutma lütfen olur mu? Yani zarflara sorduğumuz sorular vardı ya az önce ne zaman ne kadar falan onlar soru olarak gelecek bize. Gelmeyebilir de dediğim gibi. Ama daha çok cevabınız önemli. Bakın cevap veriyorum soruya. Buraya nasıl gelmiştin? Koşarak. Koşarak zarf durum zarfı. Ha evet. Burada soru zarfı var. Bu soru zarfıdır. Mesela Nasıl bir olay deseydim soru sıfatı olacaktı. Cevabım iyi olay, kötü olay olacağı için bunu da lütfen unutma. Onun bu konuda ne onun bu konuda ne kadar onunla diyelim haydi. Onunla bu konuda ne kadar konuştun? Çok konuştum. Bariz soru zarfı yanımıza neden gelmedi? Neden ne içinleri hiç sormanıza gerek yok. Direkt soru zarfıdır. Ne bakıp duruyorsun? Ne kelimesi niçin anlamındaysa, neden niçin anlamındaysa soru zarfıdır. Bu da cebinizde lütfen kalsın hocam. Şu sağlam taktiği tekrar tekrar aktarmanın tam zamanı. Ne sözcüğü? Aman dikkat bu nasıl bir kalemdir Allah'ını seversen ya. Vallahi bir arada böyle sürprizler yapıyorum. Ne sözcüğü? Hangi anlamındaysa sıfattır. Ne gün geleceksin? Hangi gün? Sıfat. Neden ne için anlamındaysa zarftır. Ne bakıp duruyorsun? Neden niçin bakıyorsun az önceki gibi? Zarf. Onun dışındaki anlamlarda soru zamiri yap. Ne getirdin? Soru zamiridir. İçiniz çok rahat olsun. Zarf konusu bitti. Durum zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı, soru zarfı, zaman zarfı her şeyi konuştuk. Diğer adıyla belirteç, unutma bir şeyleri belirtiyor belli ki oradan geliyor. E o zaman hadi şimdi arkadaşlar sıfırdan dil bilgisi kitabımızı açalım soru bankamızı bu işi bitirelim. Evet arkadaşlar kitabımızı açtık sıfırdan dil bilgisi kitabımızda sözcük dilleri zarf kısmını açtık. Birinci adımdayız öğreten sorulardayız zarflar konusunda ama dikkat hiç vakit kaybetmeyelim hemen seri bir şekilde geçelim zaten yoğun ve detaylı bir konu anlatımımız vardı. E o zaman haydi hocam başlıyoruz bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf görevli sözcük kullanılmamıştır diyor. Yoktur diyor. Lütfen yuvarlak içine alınır mı onu? Hemen bakalım. Genç kadın kapıyı çekip açtı. Çıktı. Nasıl çıktı? Kapıyı çekip çıktı. Ip ip. Zaten zarf fiil ekini görüyorsun. Zarf fiili görüyorsunuz Zarf olma ihtimali artık çıktı ortadan yok. Burada çekip. Nasıl sorusunun cevabıdır? Zarftır. Nasıl çıktığını söylüyor. Avlu oda kapılarından vuran sarı ışıklarla alaca karanlıktı diyor. Saygı duyuyoruz. Burada nasıl ne zamana cevap yok. Herhangi bir eylemin nasıl yapıldığına dair bir cevap yok. İki numarada zarf göremiyoruz. Odalardan birinde belki de bir bekar yahut çalışmak üzere gelmiş de gurbet koymuş herhangi biri eli kulağa atarak nizip ağzı uzun ama tutturmuştu. Elini kulağına eli kulağa atarak diyor. ha Nasıl hocam? Eli kulağa atarak. Bu arada bu ne zor bir cümleymiş. Be. Kendi başına okunmuyor yani cümle. Türkü öyle yanıktı ki babasını çok az hatırladığı halde annesini sonra askerdeki abisini hatırladı. Ne zaman? Sonra hatırlamış. Ne zaman zarfı bu. Eylemin ne zaman yapıldığını söylüyor. Devam. Avlunun ışık tutmayan koyu karanlık duvar dibine birden çömeldi. Nasıl çömeldi? Birden tamam hocam. Başını avuçları içine aldı diyor. Yine zarflar havada uçmuş. Eylemin nasıl ya da ne zaman yapıldığını bildiren ifadeler yoğun bir şekilde var. Ne kadar yapıldığını da söylese olur. Nereye doğru yapıldığını söylese. De olur. Zarf budur hocam. Bundan ibarettir. E o zaman kasmıyoruz. Gayet net gidiyoruz. Sakin gidiyoruz. Birini sorunun cevabı Bursa olacak. Evet arkadaşlar geldik ikinci soruya. Bu parçadan olan sözlerden hangisi zarf değildir? Birden bire diyor. Birden bire. Nasıl birden bire? Ne zaman birden bire? Cevap veriyor canım işte. Nasıllığını, ne zamanını bariz hissettiriyor bize. Bir gün ne zamanı bariz hissettiriyor? Ağzına kadar dolu, ne kadar dolu verdi? Ağzına kadar dolu verdi diyor. Tamam eyvallah. Ne kadar cevap veriyor? Abi çok net zarf, miktar zarfı yapma. İnceden esen yerler. Oba nasıl esen? inceden esen. Ha tamamdır esen. Bu bir eylemsi. Bu bir fiilimsi. Fiilimsiye sorduğunuz sorunun cevabı da zarftır biliyorsunuz. Bu da zarf. Dalga dalga kokular getirdi. Ha dalga dalga koku olur ya böyle çizgi filmlerde falan böyle o yayılır falan o koku. Değil mi? Tamamdır onu söylüyor. Dalga dalga koku. Nasıl koku? Dalga dalga koku. Hmm. İsme nasıl diye soruyoruz. Sıfat abi bu. Bu ikileme burada sıfat olarak kullanılmış. Doğru cevap kesinlikle. Edirne olacak ikinci soruda. Gelsin üçüncü sorumuz bu parçada. Aşağıda zarf türlerinden hangisinin örneği vardır diyor. Bakın soru köküne dikkat etmezsek eğer tak 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 bunları aramaya kalkardık. Yine arayacağız ama yani eleyemezdik. Zaman nerede ya falan derdik. Oysa vardır soruyor bu adam. Dikkat etmek lazım. Nedir bu benim çilem? Hesap bilmem. Muhasebede memuru. En sevdiğim yemek iman bayıldım. Durdu. Şimdi Sevdiğim ifadesi eylemsi. Ne kadar sevdiğim? En sevdiğim. En ifadesi bir miktar zarfıdır arkadaşlar. Miktar zarfı. Buna şöyle bir Ops, o dursun biraz dursun. Derecelendirme zarfı dendiğini biliyoruz. Derecelendirme. Niceliği şimdi yazabilirim. Tüm bunlara yani miktar zarfının genel çatısına nicelik zarfı dendiğini unutmayınız. Bakın Bursa'da nicelik var konuştuk, konuşuyoruz. Ölçü, miktar zarfı için ölçü, azlık, çokluk, nicelik gibi ifadeler kullanıyoruz. İşte dedik ya sıfırdan dereceye. Bence onun hakkını veren en kalite sorulardan bir tanesiydi. Biz derecelendirme zarfı ifadesine hazırız. En kelimesinde değil mi? Saniyesinde ama şıklarda nicelik. Yani ikinci, üçüncü, beşinci adını kullanması çok artistikti. E doğal olarak doğru cevap kesinlikle arkadaşlar. Bursa olacak. Bu sorumuzda nicelik zarfı kullanılmış. Nicelik zarfı var. Gelsin dördüncü sorumuz. Aşağıdaki hangisinde eylemi durum yönünden niteleyen bir sözcük vardır? Yani hocam eylemi durum yönünden nitelemek durum zarfı. DZ, DZ bu. Çok iyi bir soru tarzıdır. Tanımla soru sorulabilir arkadaşlar. Zarfta lütfen buna dikkat. Boğa meydanda tek başına duran adamın üzerine doğru hırsla saldırdı. Saldırdı bir eylem. Nasıl saldırmış? Hırsla. Hah eylemin nasıl yapıldığını durumunu söylüyor bize. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Beyazıt kahvanelerinin birinde bir arkadaşımı bekliyordum diyor. Geçtim kara at baba. Kızılcamam'ın çam ormanları olan yüksek dağlarında yaşam sürüyor. Devam. Sıcak bir Ağustos günü göl kenarında oturduk. Arkadaşlarımız rahatsız et giderdik geç Allah aşkına. Pek çok anısı olan bu yaşlı kentin eski güzel günlerine dönmesini istiyorum. Yine saygı duyuyoruz arkadaşlar burada. Eylemin nasıl yapıldığını göstermiyor. Yani dönmesini istiyorum diyor da nasıl istiyorum? Cevap yok. Peki. Hadi devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf söz zarf türünden sözcük sayısı en fazladır diyor. Oo soruya bak. Bu ne Allah'ını seversen? Bu nasıl bir soru tarzıdır? Zarf türünden sözcük sayısı. Ya miktar zarfı olabilir diyor. Ölçü zarfı, zaman zarfı, durum zarfı fark etmez. Onların sayısı fazla olsun diyor. Bakın en fazladır diyor. Kurumuş sel yataklarında çırılçıplak kalmış. Nasıl kalmış çırılçıplak? Bu durum zarfıdır. 1- vadi amaçlarında av aramak büyük bir sabır işiydi diyor bir tane. Yeraltı yuvalarında yaşayan kazıcı hayvanların bıraktığı karma karışık izler ava çıkmış aç tilkinin başını döndürüyordu geçtim. Bazen gücünü toplayıp bir tarla faresinin yuvasını eşeliyor. Bazen de yağmurların iyice meydana çıkardığı bir taşın tasın kovuğundan küçük bir Arap tavşanının sıçrayıp çıkmasını Umut'la sabırla uzun uzun bekliyordu. Daha ne olsun? Umut'la sabırla uzun uzun falan. Her şey var. Sıçrayıp çıkmak. Her taraf zarf kaynıyor ya. Doğru cevap kesinlikle 4 numara olacak. 5'i okumaya ihtiyaç duymadık. 5'te zaten bir iki tane kelime var. Böyle bir şey olsa hemen üzerine atılacak. işini bitirecekti onun diyor. Evet. Umut'la sabırla uzun uzun baştan sona nasıl 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 yani zarfların sorusu canım işte. Zarf türünden burada 3-4 tane sözcük var. Doğru cevap kesinlikle denizli olacak. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Bakalım 6. soruda neler göreceğiz. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangi ikisi zarf görevinde kullanılmamıştır diyor. Zarf değildir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar hangi ikisiymiş? Mutlaka görün diyor. Mutlaka ifadesi kesinlik zarfı diye geçer. Mutlaka işte kesinlikle bu tarz ifadeler kesinlik zarfı diye geçiyor. Küçük bir detay cebinizde kalsın ama zarftır nihayetinde. Hiç oyalanmadan, ne kadar oyalanmadan hiç miktar zarfıdır bu. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu da çok yerinde. Eyvallah. Ne diyor? Güzel ormanların üzerindeki muhteşem yaylalara çıkın diyor. Nasıl yayla? Muhteşem yayla. Abi sıfat bu ne işimiz var? Ötekine yürüyün diyor. Nereye? Ötekine. Abi bu da isim Allah aşkına. A-E ötekine yönelme hali ki değil mi? Eve derken isim oluyor da ötekine derken olmuyor mu? Tabii ki olacak. İsimdir arkadaşlar bu da. Devam. Tembel tembel yatın diyor. Nasıl yatın? Tembel tembel yatın. E nasılı sordum? Durum zarfı bu. Çok net. Bir zarf, iki zarf, beş zarf. E o zaman üç ve dört doğru cevap altıda kesinlikle Ceyhan olacak. Onlar sıfat ve isim sırasıyla. Evet geldik arkadaşlar 7. soruya hangisinde birden çok zaman zarfı kullanılmıştır diyor hemen bakalım Yorgun kanatlarında bir akşamüstü sen gidelim menekşeler bahara küstü diyor Şimdi hocam bir akşamüstü küsmüşler Eylemimiz yüklemimiz küsmek ne zaman akşamüstü Bir kere burada zaman zarfını gördün mü ZZ'yi tamam hocam Peki başka sen gideli bir zaman zarfı da bu bence çok iyiydi bu zaman zarfı Akşam üstünü anlarız hocam onu görürüz de. Burada marifet sen gideliği görebilmek. Yani yanımızdan ayrılalı 5 gün oldu. Ayrılalı. Hah bunu yakalamak önemli. Burada da biraz sanki filimsileri de bilmek gerekiyor. Ama o da çok önemli değil. Hani bilen, filimsiyi bilen çat diye yapar. Filimsiyi bilmiyorsan da en azından ne zaman sen gideli e bunun bir zaman aralığı olduğunu bilirsin. Doğal olarak hiç kasmana gerek yok. Hiç kafanda öyle bir algı oluşmasın. Hiçbir yerle bağlantılı değil. Zamanla anlayıp geçiyorsun bu kadar. Öldük. Ölümden bir şeyler umarak. Bir büyük boşlukta büzüldü, büzüldü büyü. Evet bozuldu büyü devam. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Şimdi falan var ama bir tane. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bir gün eyvallah bir tane. Bir çocuk sevinciyle bu yıl girelim yaza. Yıl bu yıl zaman. Bürüsün kalbimizi mevsim ışıkları, mevsimin ışıkları. Burada herhangi bir e, zarf yok arkadaşlar. Yani zaman zarfı birden fazla değil daha doğrusu. Bu yıl bir tane var, başka da yok. Devam. 8. sorudayız 7. soru Adana'ydı aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır gece anılarımın normalde bakın bakın burada güzel bir şey var gece yarın sabah şimdi bazen e, hepsi zaman canım işte deyip çıkamıyorsun hepsi zarf canım deyip çıkamıyorsun bakıyorsun cümleye demek ki bazıları isim falan ya da sıfat sıfat olamaz virgül var çünkü isim olmalı bunlardan bir ya da birkaç tanesi neyse Gece, anılarımın, hayallerimin yaşam bulduğu zaman dilimidir. Ne vesairenin zaman dilimidir? Gece. Bu isim arkadaşlar, isim. Ne zaman diye soramazsınız. Ne zaman zaman dilimidir? Yani bu bir eylem değil ki. Burada bir eylem yok ki eylemin zamanını soralım. Bu isimdir. Yani şey gibi, şiirlerinde sabah kavramını kullandı gibi. Şimdi sen bu cümlede sabah kavramına, sabah sözcüğüne zaman zarfı der misin? Demezsin abi, o kadar değil. Zaman bu burada ola A zaman belirtmiyor ki. Sabah burada zaman mı belirtiyor? Konuşamadım. Sabah, mesela bakayım... Ceyhan'a bakayım sabah görmüşken. Sabah herkes gibi biz de metroya... Ha bu oldu mesela. Yürümüştük. Ne zaman sabah? Bu zarf mesela değil mi? Eylemin zamanını söylüyor ama sabah kavramını kullanmış derken sabah isimdir. Yarın onun aynı saati bu parkta oturmayı düşünüyorduk. Ha düşünüyormuş hocam. Ne zaman yarın düşünüyormuş? Zarf. Şimdi canlı yayında uzman bir ekip açıklamalarda bulunacak. Tamam yine zarf arkadaşlar. Bazen çocukların şımarık tavırlarını görmezden gelmeliyiz. Ne zaman? Bazen hepsi çat 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 zaman zarfıyken iken Adana isim olarak kullanılmış arkadaşlar. İşte bu detaylar sizi size şov yaptıracak detaylar. Geldik 9. soruya arkadaşlar. Ne diyor? Hangisi yanlıştır ne olursa olsun bu sorularda cevap Adana bile olsa yanlıştır sorularında yani bu cümle inceleme sorularında diyelim birinci cümle ikinci cümle falan mutlaka ama mutlaka Edirne ile başlayın. Bu alışkanlık olsun arkadaşlar cevap Adana bile olsa hızlı çözeceksiniz. Birinci cümlede bir çocuk nefesi kadar zarf görevindedir. Bir çocuk nefesi kadar yumuşak ve güzeldi diyor. Şimdi şöyle bir durum var burada. Bir çocuk nefesi kadar Demiş ne kadar? Bir çocuk nefesi kadar. Tamam burada miktarı belirttiğini hissediyoruz. Burada sıkıntımız yok. Dördüncü cümlede durum zarfı vardır diyor. Bakalım dörde. Büyük bir helikopterin sürüp giden ve inatla yaklaşan gürültüsü bütün güzellikleri bir anda dağıtıverdi diyor. Tamam nasıl bir anda ifadesi bunu karşılar. Üçüncü cümlede nicelik zarfı vardır diyor. Ölçü zarfı Bakalım. Ama Doğan'ın bu hali pek kısa sürdü. Pek ne kadar pek eyvallah. Bu da doğru. İkinci cümlede diğer yani yön zarfı bulunmaktadır. Yamaçların aşağısında dizili papatyaların kokusuyla beraber eşsiz bir doğal ortam oluşmuştu. Burada bir şey yok. Aşağısında var ama daha diye bulunma hale ki bu isimdir zarf olamaz. Bunu özellikle vurgulamıştık Doğru Cevap Bursa. Birinci cümlede zaman zarfı kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar birinci cümleye. Gündüz hava dağların güneşe dönük yamaçlarında bir çocuk nefesi kadar yumuşak ve güzel diyor. Ne zaman? Gündüz. Burada da zamanı çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Tamam var mı? soru işareti yok burada bir çocuk nefesi kadar yumuşak ve güzeldi ifadesinde yumuşak ne kadar yumuşak hocam yani aslında siz orada miktarını da öğrenmiş oluyorsunuz lütfen cebinizde kalsın bir de zaten nefesi kadar oradaki kadar ifadesi de bariz bir şekilde miktar zarfını size hissettiriyor e o zaman hiç uzatmıyoruz gelelim hocam 10. sorumuza var mı 10. sorumuz orada bir yerlerde evet var Hemen bakalım. Hangisinde bir sıfat tamlaması diyor zarf göreviyle kullanmış. Budur abi işte soru budur. Bunu lütfen cebe koyun arkadaşlar. Hemen bakalım sorumuza. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik diyor. Şimdi zarf görevinde diyor arkadaşlar. Tamam. Yani biz neyi arayacağız? Önce bir sıfat tamlamasını bulalım da. Ondan sonra cümlede zarf mı değil mi ona beraber bakarız. Bin atlı. Tamam bu bir sıfat tamlaması. Akınlardan. Ben burada bir şey göremiyorum. Çocuklar gibi şendik. Devam bin atlı o gün ne zaman o gün ha bu bir sıfat tamlaması mı evet ne zaman yendik o gün yendik ha bu sıfat tamlaması zarf göreviyle kullanılmış çok iyi abi bunu cebe koymak lazım görülmesi gerçekten zormuş onu da söyleyelim itiraf edelim her ufukta ufuktan bu yükseliş eski seferlerdendir o seferlerle açılmış nice yerlerdendir diyor şimdi her ufuktan ifadesi bir sıfat tamlamasıdır zarf değil Zarf, Zarf değil. O seferlerle diyor sıfat tamlaması ama zarf değil. Ölmezsin gül benzin sararı solar. Dert hicran ile gönüller dolar diyor. Gül beniz mesela. Sıfat tamlaması. Ama herhangi bir zarf değil. Uçurtma mı rüzgar yırttı dostlarım? Gelin duvan, gelin duvandan kopan bir rüzgar. Eyvallah bir rüzgar burada bariz bir şekilde sıfat tablaması ama zarf değil. Gökte top sesleri var belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine diyor. Yüzlerce şehir sıfat tablaması. Yani her taraf sıfat tablaması ama yüzlerce şehir ifadesi de zarf değil. E o zaman doğru cevap Adana'ydı. 11. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır diyor. Hafiften nasıl hafiften birden bire nasıl ne zaman birden bire. İçeriye a e 2 almış bu kesinlikle isim. Çeke çeke nasıl çeke çeke. İşte ne kadar betrelerce bunların hepsi zarf 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 zarf. 3 numara bariz bir şekilde isim olarak kullanılmış bunlar ibaret olay. Olay bundan ibaret. Hiç moral bozmak yok. Bomba gibi devam ediyoruz. Yapay zeka bu konuda sessiz mi kalıyor diyecektim. Hayır soru geldi. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır diyor. Hoppa bu. Vallahi bu billahi bu çok iyi soru. Yağmurlu havalarda sıcak sıcak çorbalar içmeyi severim. Sıcak sıcak çorba sıfat. Eski püskü elbise sıfat. Ekşi ekşi elmalar sıfat. Uzun ince yollar sıfat ama harıl harıl çalışmak burada harıl harıl zarftır. Çünkü eyleme nasıl diye soruyoruz. Ya sabahtan beri isme sorarken sıfat derken bu sefer eyleme sorduk. Eyleme soru sorarsan nasıl diye eylemde sana cevabını zarf olarak verir hocam. Yapay zeka teşekkür ediyoruz eyvallah süper. Hadi kitabımızın içindekiler kısmına bir tik atalım. Evet kitabımızın içeriği kısmı cepte. 8. günde arkadaşlar aman dikkat. Birinci adımımızı attık. Çok sağlam bir adım attık. Çok iyi bir temel attık. İkinci adım sizde. Üçüncü adım sizde. Lütfen gün içinde yapın olur mu? Bunu asla asla sarkıtmamaya çalışın. Çok böyle hani bir Allah göstermesi bir sağlık problemi olur bir şey olur morali bozulmuş. Şey. onlar olmadığı müddetçe çok böyle kötü bir şey olmadığı müddetçe düzenli rutin devam ediyorsan lütfen bu testleri bir sonraki güne sarkıtma çünkü kampımız gün gün devam ediyor yarın başka bir konu ertesi gün başka bir konu ertesi gün başka bir konu adım adım benimle gitmen de büyük fayda var aman dikkat olur mu sonrasında şuraya kocaman bir tik atarsan harika olur çok mutlu oluruz Kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben çok bu vurguyu yapmıyorum biliyorsunuz zaman zaman bir abone ol yazısı falan sağda solda belirse de içiniz rahat olsun yine de sık sık bu vurguyu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü 2 milyon doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir virajı aldık. 1 milyondan sonra 563 bin sanırım şu an. 1 milyon 563 bin olmalı. 1 milyondan sonra 563 bin gibi yani yarım milyondan fazla bir topluluk, bir ekip de katıldı aramıza. Öğrenci ekibi grubu. Grup bu arada. Öğrenci grubu. Doğal olarak daha da büyümek istiyoruz. 2 milyona gidelim. Şöyle sağlam adımlarla devam edelim arkadaşlar. En o zaman kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumları asla boş bırakmayın arkadaşlar. Aranızda yoklamalarla görevli olanlar var. Onların sayısı artsın. Yoklamalar alınsın. Hangilerden katılıyoruz? Bir gelsin hocam. Bu videonun temel noktası hangiden katıldığımız olsun haydi. Onu da belirlemiş olalım arkadaşlar. Hangi ilden geliyorsak tek tek Ankara, İzmir, Denizli, Diyarbakır tek tek hepsini bir yazalım bakalım neler var. Orada dertleşelim konuşalım. Hadi kendinize çok iyi bakın. 9. günde inşallah görüşmek üzere.